Manyezit fabrikasını inceledik. Şamil Bey'le de görüştük. Çok güzel. Arıtma tesisiyle ilgili ısrarınıza aynen katılıyoruz. Israr. Israr hafif kelime sayın müsteşarım. Kanun ısrar etmez. Kanun emreder, yap der. O arıtma tesisini yap. Yap ki çevreyi mahvetme. İnsanlığın sağlığıyla oynama. Hepsi doğru. Ama bir de sosyal realite var. Geçim kapısı olarak o fabrikaya bel bağlamış yüzlerce aile. Bir de popülizm var. Yoksul insanların umutları üzerinden yapılan siyaset var. Tabiatı böyle mahvettik. Tarım alanlarını, ormanlarımızı biz böyle yağmaladık. Hatta bankaları bile. Sırf kısa vadede halka şirin görünmek için yaptık bunları. Sonra devran döndü, ceremesini halk çekti. Tamamen hak veriyorum valim. Ama beni de anlayın lütfen. Bir uzlaşma zemini için buradayım. Nedir o zemin sayın müsteşarım? Bakın, toplantınız olduğunu biliyorum. Kusura bakmayın. İkide kooperatif yöneticileri gelecek de. O yüzden toplantıdan önce yetişmeye çalıştım size. İzin verirseniz efendim, Selim Başkanım'ın bir teklifi olacak. Buyur başkan. Belediyemizin Çayır Yolu üzerinde geçen yıl hizmete açtığı atık su arıtma tesisi var. Şayet şirket atıklarını vidanjörlerle bizim tesise taşımayı kabul ederse... Ya o tesis fabrikaya yaklaşık 100 kilometre. Şirket bu maliyeti göze alır mı başkan? Alır. Almak zorunda. Bunu ben taahhüt ediyorum. Pekala. Ama bir şartla. Valilik, fabrika ve belediye arasında üçlü bir protokol yapılacak. Tabii dileriz fabrika protokole uyar. E uymazsa da... Bu kadarı bana yeter. Gerisini Veysel Bey ve başkanla hallederiz. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Aklınızdan geçenleri biliyorum arkadaşlar. Projelere alışkınsınız. Arada birileri çıkar bizim gibi, anlatır, atar, tutar, cenneti vaat eder, sonra da çekip gider. Projelerde devletin tozlu raflarında kaybolur gider. Evet, belki herkes iyi niyetlidir. Ama merkezi bürokrasi bölge ihtiyaçlarına elini uzatana kadar ömür geçer. Ömür. Şimdi, bu defa öyle olmayacak arkadaşlar. 30 yıldır yapılmayan, yapılamaz gözüyle bakılan köprünün beton ayakları nasıl yükselmeye başladıysa, bu projede bu topraklarda Karasu'nun kıyısında aynen o hızla devam edecek. Karşıya geçmemiz lazım İlhan. Emine karşıya götürmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz bu? Nasıl? Yok işte, motor yok. Allah'ın cezası nehir. Karadan mı dolaşacağım? Karşısı dediğin 400 kilometre. Köprü mü var ki geçe? Köprü mü var? Şimdi, İller Bankası temsilcisi burada. Dünya Bankası ile görüşmelere başlandı. Projemiz, yabancı uzmanların önünde.
İnceleme de bu hafta bitecek. Sonra da gelip araziyi inceleyecekler. Sizlerle görüşecekler. Yani projenin asıl sahipleriyle, üreticilerle, onları temsil eden kooperatifler birliğiyle. Arkadaşlar, gelecek kişiler karşılarında kararlı insanlar görmek ister. Bugüne kadar kendi kabuğumuzda yaşadık Vali Bey. Kendi yağımızla kavrulduk. Devlet ilk defa önümüze düşmüş, ön ayak olmuş. İlk defa kabuğumuzu deleceğiz Allah'ın izniyle. Bu fırsatı tepene haşa huzurdan ahmak derler. Kamyoneti incelemeye alın. Kimiymiş öğrenelim. Baş üstüne komutanım. Komutanım, şoför mahallinde kan izleri var. Mazotu bitmiş bunun. İçinde bir yaralı vardı. Her kimse. Arabaya ihtiyaçları olmuş belki de. Çavuş. Emret komutanım. Doktorun üzerine kayıtlı bir araç var mı sorun. Varsa nasıl bir araç? Baş üstüne. Anlaşıldı, tamam. Komutanım. Söyle Mersin'de. Haber aldık. Yanıkbayır civarında silah sesleri duyulmuş. Yanıkbayır. Orada bir kamp yeri vardı eskiden. Yarın bakarız. Birazdan hava kararacak. Ambulans yolda mı? Yolda komutanım. Sabah protokolü imzalıyoruz sayın müsteşarım. Yarın akşam bir yemek yiyelim. Gitmeden önce bir ağırlamak isterdim. Ne demek? Şeref verirsiniz. Görüşmek üzere. Artık evden kaçmaya da başladın ha? Hapsedilmeye alışık değilim. Neredeydin? Hasta ziyaretinde. Çok zorluyorsun beni Şahnaz. Çok. Beni tehdit etme baba. Erdal senin yüzünden ölecek. Bunu anla! Eğer Erdal'a bir zarar gelirse, küçücük bir zarar. Öyle şeyler yaparım ki, beni ancak vurarak durdurursun baba. O Allah'ın belası herifse, aranızda ne var ha? Hiçbir şey. Asla. Öfke, nefret, sahip olma, hükmetme. Öyle kör etmiş ki gözünü. Bunu nasıl anlatayım sana baba? Nasıl? Sakladığımız bizim arkadaşımızdı. Hiç kimse değildi. Sadece bir ölüydü. Yapmak zorunda değildik. Emir böyle. Yapmak zorundaydık. Gel benimle. Hiç değilse gömseydik. Ya uzatma. Arkadaşımızdı ya, arkadaşımızdı. Tamam, uzatma. Bırak kolumu. Bu olmadı Emine. Bu hiç olmadı. Ya ben sana dedim, buraları sana göre değildir dedim. Dağlarda ölürsün dedim.
Bu işte bir yanlışlık var Emine. Bu ölümde bir yanlışlık var. Ölmesi gereken bendim ben. Sen değil. İşte bir yanlışlık var. Yanlışlık sensin Şehmuz. Bana mı dedin İlhan? Ben miyim yanlışlık? Seni uyardım. Yapma İlhan. Saçma sapan konuşma. İkinizi de uyardım. Ne uyarması be? Ne uyarması? Sevdanın uyarması mı olurmuş İlhan? Gönül işte. Bir insanın hayatını iki defa kurtarırsan ölürsün. Emine bunu denedi. Denedi ve öldü. Ha. Al hadi Bastetiye. Bakma öyle. Kendi silahımla vur beni. Düzelt bu yanlışı İlhan. Burada düzelt. Emine'nin mezarı başında düzelt. Kötüydü. Şehmuz bunu yaptı mı daha önce? Hiç yaptı mı? Dağda vurulmuş birini sırtlayıp indirdi mi düze? İlk defa. Ne uğruna? Bir kadın. Şehmuz'un kadını. Kes artık. Uzatma. Yakalansa ne olacak? Şehmuz yakalanmaz. Ölür ama yakalanmaz. Kaç adam kaybettik dağda? O kadar insan vuruldu. Hiçbiri için yapmadı bunu. Hiçbiri için. Hadi lan yemeğinizi yiyin. Bence doğrusunu yaptı Şehmuz. Bu doğru başına iş açacak. Neden? Dedim sana. Şu arsa satılsın. Ne alacaksan ondan sonra alalım. Nereden bileyim? Adam beğendi. Depozit yatırdı. Vazgeçeceğini nereden bileyim? İyi. Bildin işte şimdi. Rahat ettin ha? Böyle iyi oldu mu? Bağırıp durma bana. Bunca yıl şerefimle yaşadım ben. Alnıma tek teke sürülmedi. Ne demek emme icra gelmesi ha? Ha? Bu ne demek? Bağırıp duracağına git bir çare düşün. Bilgisayarımı geri alacak mıyız? Hayır! Baba? Yok bilgisayar falan! Çocuğa bağırma! Çocuğa da bağırırım sana da! Bağıramazsın! Bağırırım diyorum çocuğa sana! Çocuğa da bağıramazsın, bana da bağır! Thank you.
Kamyonet köyden çalınmış. Sahibine telefonla ulaştık. Şehmuz ve yana ait bol miktarda parmak izi. Bir de kan izi. Biri yaralanmış. Bence Şehmuz değil. Parmak izleri direksiyonda. Ayrıca olay yerindeki boş mermi kovanı... Balisteye göre Şehmuz'un silahından. Kan izi ilana ait olabilir ya da bir üçüncü kişiye. Bu arada öldürülen doktorun aracı kayıp. Aratıyoruz. Bana göre olay şöyle gelişti. Kamyonetin geliş yönü. Mazotu bitti, yolda kaldılar. İçinde bir yaralı var. İlhan ya da başkası. Durdular. Beklemeye tahammülleri yok. Yoldan geçen ilk aracı durdurdular. Doktor muhtemelen direndi. İşlerini halledip yola devam ettiler. Efendim? Ne? Efendim? Buyurun müdürüm. Ne zaman? Nerede? Sebep? Paraya güvenmiş. Bir şeyler almış. Olmamış işte. Sonra icra. Kaldıramamış. Bir cinnet aldı. Memleketin neresi? Amasya. Sabah erkenden yola çıksın cenazeler. Geciktirmeyin. Geciktikçe bu matem... Bu matem ağırlaşır mı? Polis bayramını kutlayacak mısın? İçinden geliyor mu? Hayır. Benim de. Bir gecede her şeyini kaybetti. Bu gece bizde kalabiliyor değil mi? Adı ne bunun? Sormadım. Bilmiyorum. Bir öksüz daha. Çocuğun nasıl İsmail? Büyüyor efendim. Hadi. Acıklı bir hikaye. Evet, çok. Daha burada mısın? Hayır. Beni gazeteye bırakman mümkün mü? Sabahki baskıya yetişmesi lazım da. Yok kızım. Yok bir şeyim. İyiyim. İyi. Sen vardın mı yurda? Tamam. Tamam. Evet hasta, gerginim kızım. Ama şimdi anlatamam. Sana da canım. Biz de öptük seni. İyi geceler hadi. Uyumuş. Melek gibi. Her şeyden habersiz. Acı olan ne biliyor musun? Bu çocuk şu anda annesinin göğsünde uyuduğunu sanıyor. 2 saat önce yanı başında ölen annesinin göğsünde.
daha orada uyuyamayacak. Ortada kalmaz. Esirgeme kurumuna verilir. Polis vakfı sahip çıkar, bir şeyler yapılır. O çocuktan hayır bekle. Çok şey bildiğini sanıyorsun değil mi? Yanlış bir şey mi dedim? Evet dedin. Ne? O çocuklardan biriyim. Annesini babasını hiç tanımamış. Tanıma şansı olmamış çocuklardan biriyim. Özür dilerim. Önemli değil. Gerçekten çok üzgünüm. Şöyle diyelim. Tıpkı düşünürün dediği gibi. Hayatta beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı. Önce incelediniz. Fabrikanın atıkları belediyemize ait atık arıtma tesisine gönderecektir. 6 ay süreyle. Bu süre içinde fabrika kendi arıtma tesisini kuracak. Özetle durum bu. Mutabık mıyız Şamil Bey? Tabii ki. İyi. Hayırlı olsun o zaman. Buyurun imzalayalım. Şamil Bey'den başlayalım. Memnuniyetle. Thank you.
Birileri rahat bıraksalar. Diğerine geçin. Emredersiniz komutanım. Bu yıl, bu ilde polis haftası kutlanmayacak arkadaşlar. Çünkü ortada kutlanacak bir şey yok. 2 saat önce Başkomiser Osman'ı meslek hayatı üstün başarılarla dolu sicili tertemiz bir arkadaşınızı karısı ve kızıyla memleketine uğurladık. Emniyet müdürünüz toplantıya girmeden önce benim elime bir kağıt tutuşturdu. İl teşkilatında görev yapan ve son 1,5 yıl içinde görev başında şehit olan 3 polis memuruna aylıkları henüz bağlanamamış. Sebep? Failleri yakalanamamış, mahkemeleri sonuçlanmamış. Ne güzel değil mi? Ne güzel. Polis arkadaşlar, benim hepinizden özel bir ricam var. Eğer görev başında şehit olacaksanız önce faili yakalayın, mahkemeye çıkartın, hatta bir zahmet götürün hapishane kapısına kadar gardiyana teslim edin. Gidin ondan sonra rahat rahat şehit olun. Hayır olun ki geride kalan çoluğunuz çocuğunuz sürünmesin. Arkadaşlar, Başkomiser Osman ilk değil. O cinnet anının gerisinde bu bozuk düzen yattıkça söylemeye dilim varmıyor ama sanırım son da olmayacak. Keşke dayanabilseydi. Dostlarına ve ailesine keşke bir şans daha tanıyabilseydi. Ama yapamadı. İstese en kolay yolu seçebilirdi. Hiç zor olmazdı onun için. Rüşvet yerdi, haraç çetesi kurardı. Bunun da örnekleri var ama o bunu yapmadı. Peki ne yapacağız? Biz dimdik ayakta duracağız. Hukuk içinde her platformda sesimizi duyuracağız. Hakkımızı arayacağız. Adaletle ve 4 elle görevimize sarılacağız. Asla eğilip bükülmeyeceğiz ve biz asla kirlenmeyeceğiz. Buna mecburuz. Ölsek dahi biz buna mecburuz. Çünkü bir ülkenin polisi, ordusu, yargı sistemi eğilip bükülürse ortada hakkınızı size teslim edecek devlet de kalmaz. Günaydın efendim. Hayırdır? Ne bu surat? Sağlığınız valibim. Yok bir şey. Günaydın sayın valim. Günaydın Veysel. Dünya Bankası'ndan haberleri iyi. Projeyi olumlu karşılamışlar. Ya bu çok iyi Veysel. Çok iyi. Anlat bakalım şunu. Şimdi efendim, Dünya Bankası'ndan gelen son faks... Ne oldu Ali? Olmadı mı? Yok abi, olmadı. We'll be right back.
Fikirler Bankası takipte. Dünya Bankası uzmanları birkaç güne kadar programı bildirecek. Atlayıp gelecekler. Sonrası da yüz yüze konuşma. Güzel Veysel. İşin peşini bırakma Veysel. Emredersiniz efendim. Beni çağırtmışsınız efendim. Gel İsmail, gel. Bizim bu hoşelinin nesi var İsmail? Dün gece Ali'ye kız istendi sayın valim. Vermediler. Ya neden vermediler ki? Doğrudan Ali ile ilgili bir problem değil sayın valim. Neyle ilgili İsmail? Bırak şu ağzında gevelemeyi de açık konuş. Bir mezhep durumu. Mezhep. Anladığınız gibi efendim. Bak şimdi bir bu eksikti. Peki kızın gönlü var mı Ali'de? Var efendim. İkisi iyi anlaşıyor. İyi. Şimdi sen git İsmail. Ama kendisine bir şey belli etme. Peki efendim. Ya Veysel. Ne yapacağız bu hoşelinin işini? Bence sayın valim, siz ne yapacağınıza çoktan karar verdiniz. Veysel, senin şu ekonomik Türkçen var ya, öldürecek beni be kardeşim. Ya bir seferde pat diye söyle içindeki cümleyi ya. Efendim. Merhaba, Esin. Nasılsın? İyi. Haberler nasıl? Ne haberi? Yurttan ve senden haberler. Ne diyorsun ya, anlamadım. Ya bak, dün gece ayrılırken biraz döküp saçtım ya ortalığı. Hani şu yurtta yetişme konusu falan. Ne şimdi bu? Vicdan azabı mı? Asrın potuydu. İyi tamam, affedildin. Bu kadar kolay mı? Hadi ama Esin, işim gücüm var. Ya olmadı ki ama böyle. Ne olmadı? Kasılacaksın. Kendini naza çekeceksin. Ben ağzından girip burnundan çıkacağım. Kendimi affettirmek için seni akşam buluşmaya ikna edeceğim. Akşam buluşmak mı? Hı hı. Bu iş gündüz gözüyle sakat. Benim de hoşuma gitmiyor. Acele edelim. Şimdi beton ayaklar yükseliyor. Çelik kısımlar parça parça yapılıyor atölyede. Senin şu legolar yani. Evet. İlk iki eleman bitti. O zaman geriye kalan üç nalla bir at ya. İlk nalı çakmak önemli. At bütün huysuzluğunu ilk nalda yapar. Atlardan anlıyorsun ha? Biraz. O zaman seninle bir gün ata binelim. Binelim. Erdal'ı şantiyeye almakla iyi ettin. Temiz bir çocuk, gözü kara. Bıraksam dalıyordu Şamil'e. Çaptan düşüyorsun be Tekin. Benim bildiğim Tekin... Erdal'ı tutmaz, onunla birlikte dalardı. Ne oldu? Yok bir şey yok. Doğrusu canım acayip çekti ama işte Leyla vardı yanında. O cephe ne alemde? Bilmem. Bakıyorsun iyi gibi. Ama yaklaştıkça uzaklaşıyor.
Uzaklaşıyorsun, yakına geliyor. Mesafeyi korumak istiyorsun. Bu sefer... Bu defa aynı yerde dönüp durmalar başlıyor. Oo, anlıyorsun bu işten Sayın Valim. Bir zamanlar biz de aşık olduk aslanım. Sahi mi? Tekin, en iyi vali aşık olmasını bilen validir. Gerisi hikaye. Peki en iyi mühendis?